Günaydın. An itibariyle vloglarım başlamıştır, İstanbul'daki vloglarım. Şu anda Tilbe'nin yazlığına geldik. Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Dün gece saat 12'de falan geldik ama sabah 4'te 5'te buna uyumuştuk. Ve şu anda sabah 9. İnanamıyorum bize. Ben bugün bize gerçekten inanamıyorum yani. Bu kadar erken uyanmamız mümkün değil. Yani şöyle uyanıyorum aslında ben. Bunu siz de yapın. Sabah erken kalkmak gerçekten çok güzel bir şey olduğu için sabahları saat böyle saat 8-9'da falan, eğer hani çalışmıyorsanız saat 8-9 gibi işte saatimi kuruyorum. Eğer kalkabiliyorsam uyanıyorum, kalkıyorum. Eğer kalkamazsam bir saat daha en fazla uyuyorum. Çünkü ben normalde geçen sene çok uyuyordum yani 12-11 falan. Şimdi artık öyle eskisi gibi değilim çünkü gerçekten günümün yani günümün geri kalanı bana kalmıyor bence. Değil mi? Bak çok bunaltıcı değil ki sabah olduğundan dolayı. Şu an sabah olduğundan dolayı. Ama sevdim burası. Ama bugün çok sıcak olacak. Sevgili Sayın Tilbe Duma'dan hava durumu açıklamasın. Güzel ama sevdim. 3 yıldır denize girmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ne hayatlar var. Okyanusa giremediğim için okyanustan inanılmaz korkuyorum. Bir şey olamaz. Çok korkuyorum. Sanki benim köpek balıkları beni bekliyor. Gökçe gelse de Gökçe yesek falan diyorlar. Bilmiyorum niye öyleyim belki ama. Belki anneannesi orada şu an. Bayıldım buraya. Deniz nasıl, temiz bakar mısınız? Süper gözüküyor. Sessiz, sakin. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Tekrardan eve dönüyoruz. Üstümüzü falan değiştireceğiz. Bikinilerimizi giyeceğiz. Bugün ben böyle bir sessiz sessiz konuşuyorum. Farkında mısınız? Şimdi geldik, Tilbe'lerin evindeyiz. Birazdan üzerimizi falan değiştirip tekneyle çıkacağız. Uzun zamandır böyle bir şey yapmadım ve gerçekten ihtiyacım var. Yani denizi zaten çok özlemişim. Başka ne yapacağız? Bugün öyle bir gün geçecek. Aslında bu vlogda çok heyecanlı bir şeyler bulamayacaksınız. Yani benim New York'ta gibi, bakın buraya gezdim, buraya da görün gibi değil de daha çok böyle konuşmalı, işte sakin, daha böyle rahat bir vlog olacak. Öyle gözüküyor. Onun haricinde başka ne söyleyecektim? Bir şey vardı aklımda. Şu an tabii İstanbul'da olduğum için videolarım biraz aksayacak. Bu sefer ışığımı getirmedim. Çünkü daha önce gelişimde ışığımı getirmiştim. Varınız mutlaka bilenler vardır. Işığımı çok güzel bir şekilde patlattım. Tekrardan cesaret edemedim açıkçası getirmeye. Bir şey olur falan diye. Yeni aldım çünkü onu. O yüzden böyle genelde gün ışığının olduğu yerlerde video çekmek istedim ama o tripodla falan kamerayla gezilmiyor. Sürekli böyle farklı farklı yerlerde kaldığım için. Bilmiyorum. Bir tane, bir iki tane aslında video, yani aslında ben stokta video yaptım. Ama içime sinmedi. İçime sinmediği için de paylaşmak istemiyorum. Yani benim içime sinmeyince ben asla o videoyu paylaşamıyorum. Benim gücü beğenmem gerekiyor. O yüzden aslında iki tane videom vardı hazırda ama dediğim gibi beğenmediğim için onları yüklemek istemiyorum. Paylaşmak istemiyorum. Şu an çekiyor. Merhaba. Bunları koymayacaksın tabii. Evet. Yeni uyandık. Tekneye gitmiştik. Tabii ben unuttum kamerayı. Bayağı güzeldi ama. Tabii benim midem bulandı sonra da. Teknede böyleyim. Ama su çok güzeldi ya resmen. Antalya nevşi. Bodrum. Nevşi ya. Sendeyiz. Bugün dönüyorum. Tabii Tilbe kalmamı istiyor ama. Evet ama Gökçe huysuzluk yapıyor. Huysuzluk yapmıyorum. Biz bir kere Berk burada olduğu zaman sabah 9'da kahvaltıya gideriz şeye, anneanneye. Bu yani şeyden beri böyle. Ben evlendiğim günden beri böyle. Yani herkes oraya kahvaltıya gidiyorsa. Bu ses de ne ya böyle? Koltuktan çıkıyor ses. Kahvaltıya gidiyoruz oraya. O yüzden 9.30'da en geç seni bırakırız. Sen binersin otobüsüne. İstanbul seyahat forever. Ayıp da kaybolmuşum ben. Bana ulaşamıyor musunuz? Allah korusun. Evet, bugünkü planımız ben Gökne'yi ben Gökçe'yi ikna etmeye çalışacağım gitmemesi için. Ama buradan hiç ikna olur bir tipe benzemiyor. Bugün pazar ve
Yanımda kim var? Merhaba depoya. Merhaba. Börek. Mama. Hepsi var. Onu ben alayım keseceğim. Evet, bıçak olmaz Poyraz. Olmaz. Dur. Acıktın mı sen? Dur onu da vereceğim. Acıkmış. Acıkmış. Biz nereye gidiyoruz Poyraz? Ha? Nereye gidiyoruz şimdi? Evet aşkım. Şimdi denize gidiyoruz. Evet. Evet bebeğim. Büyük denize gidiyoruz. Ay vurma öyle. Havuzu da istemiyor abi. Büyük denize gidelim. Evet, havuzu beğenmediği için şu an Poyraz'ı aldık. Denize gidiyoruz. Şimdi eve geldik. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Bugün en son nerede çektim bile bilmiyorum. Çünkü bugün ne kadar garip bir gündü değil mi? Her yeri gezdik valla. Bugün aynen çok güzel. Çok güzel. Gerçekten neresi burası? Ben söyleyeyim size. Köfte alem. Reklam mı? Köfte alem. Gerçekten buranın köftesi mükemmel. Mutlaka deneyin derim. Herkese yeniden merhaba. Yine ve yine ben. Sargılı burnumla merhaba diyorum. Diyeceksiniz ki ne oldu sana? Evet, maalesef bir aksilik oldu. İlk ameliyatımdan sonra bir 8 ay oldu ve kontrole gittim Güncel Bey'e. Burnumun tam üstünde böyle bir şişkinlik vardı. Tam şurada bir kocaman bir şişkinlik vardı. Ve o şişkinlik böyle bazen çok büyüyordu. Sabahları özellikle daha çok şiş oluyordu. Hatta ben son videolarımı gece 11 ve 12'de çekmek zorunda kalıyordum. Çünkü gerçekten burnumun ucu çok şişiyordu. Hatta sizler de son zamanlarda işte enerjin çok düşük, niye böylesin diyordu. Aslında uykusuz oluyordum o zamanlarda. Çünkü sabahları çekemiyordum. Her neyse doktora gittim ben. İşte burnumu gösterdim falan. Güncel Bey dedi ki sen çok kalın derilisin ve bu yüzden bu burnum bu kadar kalın duruyor dedi. Tabii ben mutlu değildim açıkçası burun ucunun o kadar büyük olmasından dolayı. Tekrardan ameliyata girdim. Ve burnumun ucundan çok sürpriz bir şekilde fibrotik doku çıktı. Gerçekten çok çok büyük bir dokuydu. Burnumun tam ucundan çıkartıldı o doku. Yani aslında bu neden oluyor? Bunun sebebi yok. Yani burun yapısıyla alakalı bir şey. İşte orada yaranın iyileşmemesi gibi böyle enteresan tıbbi şeyler. Tam olarak bilmiyorum nedenini. O alındı burnumun ucundan. Şu anda ameliyattan sonra ilk birinci haftam. Dün atelim çıktı. Bugün işte bu bandajlar falan takıldı. Haftaya yine bir hafta sonra bu tamamen bandajlar da çıkacak. Zaten ben sonra gidiyorum. Mecburen çıkartılacak. Şu anda iyiyim. Çok çok daha iyi geçti ameliyatım. Yani çok daha ameliyat sonrasındaki ödemlerim, ağrım, hiçbir şeyim olmadı. Ama tabii ki yani ikinci ameliyat ve gerçekten insanın psikolojisi çok çok bozuldu. Ve benim de çok bozuldu aslında. Hani iyiyim, okey, ailem yanımda. Ancak yani sonuçta bu ödem olayı gerçekten çok sıkıcı ve sinir bozucu bir şey. Yani ödem dediğiniz şey 6 ay, 1 yılda falan gidiyor. Hele ki kalın deriliyseniz. 1,5 yılı bulabiliyor. Bana doktorum bu şekilde söyledi. Hatta son zamanlarda ise bana bir şey diyordunuz. İşte Gülşah sen kilo mu aldın falan diyordunuz. Aslında kilo almamla alakalı bir durum değil. Hatta beni görenler işte yolda takipçilerine falan karşılaşıyorum. Ya sen ne kadar işte kilolu gözüküyorsun, uzun gözüküyorsun falan diyorlar ama bu tamamen benim ödemlerimle alakalı bir durumdu. Ödem gittikçe böyle yüzümün altına doğru gitmeye başlıyor. Tam şu gıdı bölgesine falan, şuralarıma falan yerleşiyor ödem. Şu anda ödem benim yukarıda yani burun çevremde. Tabii bu 6 ay sonra falan yine buralarıma doğru gelecek. Bu da beni biraz daha böyle kilolu gösteriyor. Her neyse iyi olayım da şey çok önemli değil yani hani ödem, şişkinlik, her şey iyi olsun yeter ki. Umarım bu 6 ay, ilk 6 ay çok önemli benim için. Çok takip edeceğim burnumun durumunu falan. Umarım böyle bir şey olmaz. Bunu size anlatmak istedim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu eski iş yerimi ziyarete gideceğim. Maslak Sinema TV'ye. Uzun zaman oldu oraya gitmeli. Orada işte arkadaşlarım var. Onları falan göreceğim. Ziyarete gideceğim. Kameramı yanıma alacağım. Tabii arkadaşlarımı görünce ben kamerayı unutuyorum genelde açmayı. Aslında çok şey yapıyorum ama kamera almak gerçekten aklıma gelmiyor. Hani böyle kameradan uzak biraz daha böyle arkadaşlarınızla muhabbet sohbet edince kamera falan aklıma çok fazla gelmiyor açıkçası. Ama bugün elinden geldiğince biraz daha çekmeye çalışacağım. Şimdi evden çıkıyorum. Kahvaltı edeceğim ilk önce. Ondan sonra da Maslak'a gideceğim. İş yerime geldim. Mehtap'ı aldım ve gidiyoruz. Şimdi birisini göreceğim. Gel. Ferhat. Çok mutluyum.
Sürpriz! Sürpriz! Normatifi çözemedim. Şu anda burada herkese söylüyorum. Bir tek şey özledim. Evet, bir tek arkadaşımı özledim. Mehtap'ı özledim. Ferhat ve Mehtap'la beraber yemeğe gidiyoruz. Onların yemek arası. Öyle. Ferhat'ın bakar mısınız havasına? Bir sigara yakalım. Sana yakalım. Gökçe sakın çekme diyor. Nereden gördün? Ha. Okey, tamam, peki, tamam. Geceliklerini kimse görmesin. Tilba, hatırlıyor musun? Bir kere daha senin evindeydim ve yine burnum sargılıydı. Aynen. Şu anda dejavu oldum resmen. Ama o gün bayağı daha kötüydüm, değil mi? Tabii ki de daha kötüydüm. Çok kötüydüm. Dur, annen arıyor. Sadece yes anneciğim. Tilba'nın şikayet çok ağrısı yapıyor. Ve birazdan size Tilbe'nin salonunu göstereceğim. Bir de yatak odasını göstereceğim. Hadi yatak odasını göstermeyeyim. Çok özel. Ama salonunu göstereceğim. O kadar zevkli bir arkadaşım var ki. Şimdi. Benim burada en çok beğendiğim şey ne biliyor musun? Ha, şunlardı. Bunları nereden almıştın Tilbe? Onları Gaziantep'ten aldım. Bunlar çok... Bir dakika. Bu var ya, bunlarla uyumlu ya. Evet. Bu bir düğün hediyesi. Ciddi olamazsın. Aynen. Ama şunların hepsini Antep'ten aldık. Abajurlar nerede? Abajurları şişhanede böyle şeyler var ya hani. Tamamen lambacılar. Ha, oradan aldım. Çerçeven nerede? Aldım biliyor musun? Bu şey Linens'ten. Çok alakalı. Hey, fotoğrafını da çok güzel, bakar mısın telefonun gelinliğine? Bunlar nereden peki? Bununla bu takım değil mi? Onlar bir evden. Ha. Bir evdenmiş bakın bunlar da. Bir ev. Bu çiçek. O çiçek orkide de abi. Orkide mi? Bunlar takım yani, bu şu seriyle, evet. Değil mi? Yine abajurlar da orada. Bu da Tilbe ve eşi. Şimdi buraya geliyoruz. Burada tabii Tilbe'nin yine düğün resimleri köşesi var. Burada televizyonu. Çok eskitme vintage. Bunlar takım değil mi? Evet. Bu koltuk takımı falan, evet. Hepsi bir arada. Yani sen parça parça yapmadın hiç. Hayır. Bunlar nereden peki, koltuk takımı falan? Bunların hepsi şeyden. Ne o? Mobilyacılar çarşısı var ya. Şey değil mi? Bağcılar tarafı. Hayır. Masko'da. Heh, işte Masko. Orası Bağcılar'ın orası oluyor işte. Yani oradan sonra. Aynen. Bu koltuk takımı Masko. Evet, değil mi? Evet. Koltuk takımını Masko'dan almış. Nasıl yaptı bunları peki? İşte kursa gidiyorlar ya. Aa, çok güzel. Tilbe'nin bunu kayınvalidesi kendi eliyle yapmış. Süper. Aa, masan full ayna. Ama o normalde böyle değil. Mobilyalar gibi de ben kendim onun üstüne ayna kestirdim. Çok güzel fikri ve ne kadar şık duruyor. Normal bir masa ama Tilbe bunun üzerine... İşte sehpa. Yani ben tamamen uzaklaşmışım, onu anlıyorum şu anda. Sehpanın üzerine cam kestirmiş ve harika gözüküyor. Bak, bu çok güzel fikir. Bunu ben de çok beğendim. Seviyor kız. Süslü, yapacak bir şey yok. Evet, buradan çıkıyoruz.